Merhaba sevgili çocuklarım. Nasılsınız? Harika. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Umarım hepiniz güne çok güzel, çok enerjik bir şekilde başlamışsınızdır. Evet, ekranda da gördüğünüz gibi bugün saatler konusuyla ilgili dersimize başlayacağız. Bu konuyla ilgili umarım sizler de birkaç şey hatırlıyorsunuzdur ki ben eminim yaklaşık her şeyi hatırlıyorsunuzdur. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle birlikte bir etkinlik yapacağız. Ben bu etkinlikten yararlanarak sizlere soru soracağım. Sizler de ekranlarınızın başında kendiniz cevap vermeye çalışın, olur mu bana? Harikasınız. Peki ufak bir hatırlama yapalım bu konuyla ilgili. Yelkovan abi ve Akrep Baba vardı. Saniye teyze vardı ama o çok hızlı hareket ettiği için, çok yoğun olduğu için biz onunla ilgilenmiyorduk. Onu kendi haline bırakıyorduk. Yelkovan abi neydi? Uzun boyluydu, daha ince zayıftı. Akrep Baba neydi? Daha kısaydı ve birazcık daha şişmandı. Yelkovan abi hızlı hareket ediyordu. Fakat Akrep Baba yaşlı olduğu için çok yavaş hareket ediyordu. Ve bunlar 12 numaralı dairede buluşuyorlardı. Bir de Buçuk amca vardı. Buçuk amcanın evine geldiklerinde de birbirlerine yaklaşıyorlardı. Birbirlerini yakalamaya çalışıyorlardı Buçuk amcada da. Peki sevgili çocuklar, Yelkovan abi her bir tur attığında ne oluyordu? Her bir tur attığında, bu şekilde bir tur attığında saat bir saat ilerliyordu ve bir saat geçmiş oluyordu. Bu şekilde örneğin saatimiz kaç oldu? Bir tur attığı için saatimiz, evet, bir oldu. Örneğin bir tur daha atsın Yelkovan abi. Bakalım bir tur daha atınca saat kaç oluyor? Hemen bakalım. Evet, gördük mü çocuklar? Bir tur daha atınca bir saat daha geçmiş oldu ve saat 2 oldu. Devam edelim. Bir tur daha atsın Yelkovan abi. Hemen turluyor, hızlı hareket ediyor. Görüyor musunuz? Akrep Baba onu yakalayamıyor. Yakalayamıyor. Evet, bir tur daha attı. Gördünüz mü? 3 oldu. Ön başta saatimiz 1'di. Sonra bir tur daha attı, saat 2 oldu. Sonra bir tur daha attı, 3 oldu. Fark ettiniz mi çocuklar? 3 saat ilerlemiş olduk. Şimdi bir tur daha attıralım Yelkovan abiye. Bakalım saatimiz kaç olacak? Evet, bir tur daha attık, saatimiz 4 oldu. Hemen bir tur daha atıyorum. Çok gitti. Ve saatimiz 5 oldu. Bir tur daha atıyorum. Ve saatimiz 6 oldu. Bir tur daha atıyorum. Çok gittik. Saatimiz 7 oldu. Bir tur daha atalım. Saatimiz 8 oldu. Bir tur daha atıyoruz. Saatimiz 9 oldu. Bir tur daha atalım. Saatimiz 10 oldu çocuklar. Bir tur daha atalım. Bir tur daha atalım hemen. Ve saatimiz 11 oldu. Ve son olarak bir tur daha atıyoruz. Saatimiz ne oldu? 12 oldu ve evlerinde buluştular. Sevgili çocuklar, bir de Buçuk amcaya uğramak istiyorum ben. Haydi Buçuk amcaya uğrayalım. Hep birlikte. Buçuk amcaya uğradığımızda da ne oluyordu çocuklar? Saat, evet, gördüğünüz gibi 12.30. Çünkü neden? Buçuk amcaya uğradığımız zaman Akrep Baba iki tane sayının arasında kalıyordu ve hangi sayıya daha yakınsa saat o kadar buçuk oluyordu. Örneğin burada daha saat 1 olmamış, 1'e yaklaşmış ama 1 olmamış. Daha henüz 12'nin yakınlarında. O yüzden saat 12.30. Hadi birazcık daha ilerleyelim. Bakalım. Gördük mü çocuklar? Saat 1 ile 2'nin arasında ama daha 2 olmamış. O yüzden saatimiz 1.30 şeklinde ifade ediyorduk. Sizler için bir tane daha ilerletiyorum. Evet, gördük mü çocuklar? Daha Akrep Baba 3'e yaklaşmadı. Henüz saatimiz 3.30 ya da 3 olmadı. Burada gördüğünüz gibi çocuklar 2'ye daha yakın, az olan sayıya daha yakın. O yüzden saatimiz 2.30 şeklinde ifade edebilirim. Birazcık daha ilerleyelim. Burada ise saatimiz kaç oldu çocuklar? Harikasınız. Saat 3.30, daha 4'e gelmemiş çocuklar. Birazcık daha ilerleyelim.
Burada ise fark ettiniz mi? Daha henüz 5 olmadı. 4,5 şeklinde biz ifade etmiştik çocuklar. O zaman sizlerle birlikte hep beraber başlayalım sorularımı sormaya. Ben başlıyorum. Hazırsanız sorularla devam edelim. Evet sevgili çocuklar. Birazcık ilerleyelim. Saat kaç oldu çocuklar? Harikasınız. Bravo. Saatimiz 1. Devam edelim. Saatimiz kaç oldu çocuklar? Harikasınız. Saatimiz 2. Bravo sizlere. Birazcık daha ilerletelim. Yelkovan abi koşuyor. Yelkovan abi koşuyor. Evet. Saat kaç çocuklar? Harikasınız. Bravo size. Saatimiz 6. Çünkü Akrep Baba 6'nın üzerinde. Yelkovan abi 12'nin üzerinde. Devam edelim. Bakalım. Evet. Saatimiz kaç çocuklar? Saatimiz 7. Harikasınız. Çünkü Akrep Baba 7'nin üzerinde, Yelkovan abi 12'nin üzerinde. Biz demiştik ki Yelkovan abi 12'nin üzerindeyken Akrep Baba hangi sayının üzerindeyse saat oydu. Harikasınız. Haydi devam edelim. Saatimiz kaç çocuklar? Harikasınız. Saatimiz 9. Aynı zamanda 9 olduğu zaman, yani gece 9 olduğu zaman uyku vaktimiz oluyordu. Devam edelim. Saatimiz kaç çocuklar? Harikasınız. Yelkovan abi buçuk amcanın üzerinde. Akrep Baba ise iki sayının üzerinde. 10 ile 11'in arasında ama daha 11 olmamış. O zaman saatimiz 10.30. Harikasınız. Devam edelim. Saatimiz kaç çocuklar? Harikasınız. Biraz önce 10.30'tu. Şimdi Yelkovan abi tam tur attı. Bir turunu tamamladı ve saatimiz kaç oldu? 11 oldu. Harikasınız. Devam ediyorum. Evet. Yelkovan abi ve Akrep Baba akşam evde buluştular. O zaman saatimiz kaç çocuklar? Harikasınız. Saatimiz 12. Bravo size. Devam edelim. Evet, şu anda saatimiz kaç çocuklar? Saatimiz, harikasınız. Şu an saatimiz tekrar 1 oldu. Devam edelim. Devam edelim. Saatimiz kaç çocuklar? Harikasınız. Saatimiz, evet 3.30. Çünkü Akrep Baba 3 ile 4'ün arasında ama daha 4 dün üstüne gelmemiş. 3'e daha yakın. Yelkovan abi de 6'nın, yani buçuk amcanın üzerinde. O zaman saatimiz 3.30. Harikasınız. Devam edelim. Birazcık daha ilerleyelim. Evet çocuklar. Peki şu an saatimiz kaç? Kafası karışanlar oldu sanki burada. Çocuklar, fark ettiniz mi? Akrep Baba 6 ile 7'nin arasında ama daha 7 olmamış. Yelkovan abi de buçuk amcanın üzerinde. O zaman 6.5 şeklinde ifade edebilirim. Peki bir tane daha yapalım. Evet çocuklar, şu an saatimiz kaç? Harikasınız. Şimdi saatimiz 8.30. Çünkü Akrep Baba daha 9'a olmamış, gitmemiş. Hala 8'e yakın. O yüzden 8.30. Harikasınız. Sevgili çocuklar, etkinliklere sorduğum sorulara cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.